Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Black Widow V4 Pro'yu inceleyeceğiz. Bakalım bu klavye bizlere neler sunuyor. Biliyorsunuz söz konusu bilgisayar olduğunda, daha doğrusu bilgisayar oyunculuğu olduğunda Razer'ın yeri ayrı diyebiliriz. Çünkü ekipman tarafında Razer'ın geniş bir yelpazesi var arkadaşlar ve genel olarak da kaliteli ürünler üretiyorlar. Bugünkü konuğumuz Razer Black Widow V4 Pro. Gerçekten hani klavyeyi iyi karşıladınız arkadaşlar. Ben kendi adıma konuşmak istiyorum burada. Malzemenin nasıl kaliteli olduğunu anlıyorsun. Yani klavyeyi daha kutusundan çıkartırken gerçekten sizi heyecanlandıran bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Normal şartlarda hani klavyeler klasiktir ya arkadaşlar. Ama bu modelde yani Black Widow V4 Pro'da gerçekten farklı bir şeyler yapmışlar ve bu farklılıklar kısa sürede sizi heyecanlandırmayı başarıyor. Öncelikli olarak klavyemizin tasarımına ben yer vermek istiyorum. Burada yine klasik olarak bir mekanik klavye tasarımıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama burada arkadaşlar bakın çok güzel bir yuvarlak tuş yapmışlar. Hemen ESC tuşunun yanında. Şurada bir ses açıp kapama ya da farklı bir komut verirseniz yine bir tekerleğimiz var. Burada medya tuşları koymuşlar. Bu medya tuşları yine yuvarlak. Yani numpad'in hemen üstünde ama yuvarlak bir şekilde konumlandırılmış bu medya tuşları. Burada 8 adet makro tuşumuz var. Bakın makro tuşlarının 5'i hemen şu yuvarlak tekerleğin altında bulunuyor. 3 tanesinde alışık olmadığımız bir şekilde klavyenin yan tarafına koymuşlar arkadaşlar ki bunu ben daha önce çok fazla klavyede görmemiştim. Dolayısıyla burada gayet güzel bir tasarımdan söz edebiliriz. Gelelim alt taraftaki bilek yastığına. Normal şartlarda bu bilek yastığı plastik vesaire de oluyor ama bana saçma geliyor plastik olması. Bakın burada bir switch söz konusu. Şunu şöyle bağladığınızda arkadaşlar bu bağlantı noktasını direkt olarak klavyenize bağlanıyor. Önemli olan ne biliyor musunuz? RGB aydınlatmada bu kol, bu bilek yastığının da aynı şekilde devam etmesi. Yani normalde nedir? RGB aydınlatma klavyeyi kapsar. Bu bilek yastığını kapsamaz. Ama Razer ne yapmış? Burada bilek yastığını da kapsayacak bir RGB aydınlatma tasarlamış. Bu gerçekten çok hoş duruyor. Ayrıca şöyle bileğinizi koyduğunuzda da gerçekten çok yumuşak ve konforlu olduğunu söyleyebilirim size. Hani bu klavyeyle oyun oynamak vesaire gerçekten büyük zevk veriyor. Bunu sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. Evet. Gelelim klavyemizin özelliklerine arkadaşlar. Bu green switch bir klavye. Fakat internette baktığınızda arkadaşlar sarı yani yellow switch olanını da görebilirsiniz. Hangisini satın almak isterseniz onu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir RGB aydınlatma söz konusu. Bunu zaten söylemiştim. Her klavye için alttan ayrı bir aydınlatma var. Yani bazı RGB aydınlatmalarda biliyorsunuz şuralara set çekiyorlar ve direkt olarak bütün aydınlatma bu aşağıdaki setten geliyor. Dolayısıyla çok fazla özelleştirme falan yapamıyorsunuz. Ama burada her bir tuşun ayrı aydınlatması olduğu için çok fazla seçenek sunuyorlar sizlere. Razer'ın uygulamasını indirdiğinizde zaten bunu göreceksiniz. Hani ateş motifi bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Elinizin altında klavye alev alev yanıyor. Gerçekten çok hoş diyebilirim. Burada önemli olan özelliklerden bir tanesi de tabii ki makro tuşların özelleştirilebiliyor olması. Burada bu yuvarlak tuşu da yine ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Özelleştirebiliyoruz. Klavyeden tam olarak yararlanmak istiyorsanız kesinlikle Razer'ın zaten uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdiğinizde özelleştirebileceğiniz şeyleri zaten direkt olarak görüyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Genel olarak arkadaşlar güzel bir klavye. İçerisinden USB bağlantıları vesaire geliyor. Bağlıyorsunuz, kullanıyorsunuz falan. Gerçekten oyun için bir klavye almak istiyorum diyorsanız bence hani biraz da böyle bütçeniz varsa çok güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim sizlere. Biz bu incelemeyi çektiğimiz zaman 4000 lira falandı fiyatı. Gecikme falan söz konusu değil zaten. Hani böyle bir klavyede, böyle bir kalitede zaten öyle bir gecikme falan olacağını ben düşünmüyorum. Mekanik klavye olmasına rağmen green switch yapısından ötürü çok fazla ses çıkarmıyor arkadaşlar. Yani biliyorsunuz hani mekanik klavyelerin en kötü noktalarından bir tanesi. Daha doğrusu en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Çok fazla gürültü çıkarıyor olması. Tabii ki bu biz oyun oynayanları ilgilendirmiyor. Yani ne kadar ses çıktı falan. Neden kulağımıza kulaklık oluyor vesaire. Ama hani evde oturan diğer kişiler ne bileyim anneniz babanız kardeşiniz olabilir. Belki odayı paylaştığınız biri olabilir. Bu sesten rahatsız olacaktır. Dolayısıyla hani green switch'te mesela çok fazla ses çıkmıyor. O yüzden hani green switch tercih edilmesi de daha mantıklı olabilir diyebilirim arkadaşlar. Genel itibariyle ben klavyeyi kullandığım süreç boyunca gayet memnun kaldım. Hani oyun oynayanlar için gerçekten güzel bir klavye diyebilirim. Saatlerce şöyle durduğunuzda bile hani buradaki bilek yastığından ötürü falan çok rahat arkadaşlar. Gerçekten kullanımı çok güzel. Ama dediğim gibi nedir? Fiyatı biraz yüksek. 4000 lira gibi bir fiyatı vardı biz bu incelemeyi yaparken. Ama değer mi? Bence değer arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten ömürlük bir klavye. Zaten 2 yıl Razer garantisi var ama hani ben bu klavyeye uzun bir sürede bir şey olacağını düşünmüyorum. Temizlemesi de son derece basit. Gömülü değil tuşlar. Çünkü şöyle direkt olarak çıkartabiliyorsunuz tuşları ve
hemen bu aralara düşen işte kıldır tüydür onları direkt olarak süpürebiliyorsunuz. Yani temizlemesi de çok kolay. O açıdan güzel. Bazılarını biliyorsunuz gömülü olduğu için onları temizlemesi biraz daha zor oluyor. Ne kadar temizleseniz de çıkmıyor falan. Ama bu klavyede temizleme de sorun değil. Hatta ince uçlar var arkadaşlar süpürgelerde. Onlarla çektiğiniz zaman direkt bu aralardan bile alabiliyorsunuz. Yani hiç bunları kaldırmadan direkt aralardan bile süpürmeniz mümkün. Ama ben titiz insanım diyorsanız ne yaparsınız? Direkt olarak klavyedeki tuşları sökersiniz ki sökmesi dediğim gibi basit ve switchlerin aralarını vesaire temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak klavyeden ben memnun kaldım. Fiyatı dediğim gibi 4000 Türk lirası civarında. Eğer ben ömürlük bir şey almak istiyorum, kaliteli bir şey almak istiyorum diyorsanız tavsiye ederim. Ben hardcore bir oyuncuyum. Günde 6-7 saat oyun oynuyorum. Gerçekten kaliteli bir klavyeye ihtiyacım var. Oyunu oynadığında sadece oynamak değil yaşamak istiyorum diyorsanız gerçekten güzel bir klavye ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer bu klavye hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.